Hazal bu hayatta benim her şeyimi çaldı. Sevdiğim adamı, hayatımı, her şeyimi, anlıyor musun? Benim Irmak'ı öldürmek gibi bir amacım yoktu. Ben sadece herkes Hazal'dan şüphelensin istedim. Bu şekilde Hazal'ı aradan çıkarabileceğimi düşündüm. Ama olmadı. Salaklıktı. Bir an deli cesaretiyle böyle bir şey yapıverdim işte. Aşkıma kavuşurum diye düşündüm. Tek derdim buydu. Kenan. Ben çok yoruldum bu aşktan. Bu aşkı tek başıma yaşamaktan ben çok yoruldum. Çaresiz hissettim kendimi. Bir çıkış yolu aradım, bulurum sandım ama bulamadım. Biliyorum. Biliyorum yanlış. Ama ben ne yaptıysam nefretimden değil, sevgimden yaptım. Sevdiğin adama nasıl kavuşmayı düşünüyordun, he? Onun çok sevdiği birisini öldürerek mi? Hayır. Hayır Kenan, söyledim ya sana. Benim Irmak'ı öldürmek gibi bir amacım yoktu. Sana yemin ederim. Hiç kimsenin, hele de Vural'ın Hazal'dan şüphelenmeyeceğini biliyorsun. Yalan söylüyorsun Ebru sen. Sen yalan söylüyorsun. Hayır. Yemin ederim benim tek sebebim buydu. O yüzden Hazal'dan şüphelendiğimi söyledim. Yemin ederim benim başka hiçbir amacım yoktu. Ama kafamın almadığı bir şey var. Kusura bakma. Sürekli kendi kendime bunu sorup duruyorum. Sana da soracağım o yüzden. Madem Aziz'le bu kadar ufak bir sebepten dolayı buluştum ve konuştum. Niye bana söylemedin? Niye benden sakladın? Sakın belli etme. Burak seni izliyor şu an. Aziz abiyle olduğunu biliyor. Bir yalan bul, Aziz abiyle buluştuğunu anlat. Ne oldu kızım? Bir sorun mu var? Sana söyleseydim izin vermezdin ki. Yan yana gelmemize bile müsaade etmezdin. Haksız mıyım? Etmezdim, haklısın. O zaman Hazal'cığım, bu ilk ve son buluşmandı herhalde, bu değil mi hayatım? Bir daha o herifin yakınlarında dolaşmayacaksın. Peki o benimle görüşmek isterse? Görüşmeyeceksin işte. O adam kardeşinin hesabını sormak için her yola başvurur. Sen benim kalbimsin artık. Beni yaralamak için nereye nişan alacağını çok iyi biliyor herif. Sana daha önce de söyledim. Silahın önüne geçtiğin zaman olanları gördüm. Bir daha asla hiçbir şartla görüşmeyeceksin o herifle. Peki hayatım, sen nasıl istersen. Irmak'ın ölmeyeceğini, o evde makinenin sesini duyan birinin gelip onu kurtaracağını biliyordum zaten. Ama eğer o evde Irmak'a bir şey olsaydı, ilk şüphelenecekleri kişi Hazal olacaktı. Çünkü o senin eski sevgilin Kenan. Seni Irmak'tan kıskandığı için böyle bir şey yaptığını düşüneceklerdi. Ben de sevdiğim adama kavuşacaktım. Ya bir insanın hayatıyla oynadığın yetmezmiş gibi bir de suçu kardeşine atacaktın. Bu nasıl bir aşk Ebru, nasıl bir sevgi? Dedim ya Kenan. Benim gözüm hiçbir şey görmüyordu ki, ben ne yaptığımı bilmiyordum ki. Vural da buna inansın, Hazal'dan nefret etsin, ayrılsın istedim. Anca bu şekilde birlikte olabilirdik. Ancak bu şekilde ona kavuşabilirdim. O herif. Vural biliyor mu bu aşkı? Onu sevdiğini biliyor mu? Bilmiyor. Hiçbir zaman da bilmeyecek. Kenan. Kenan bak, yalvarırım. Sakın Vural'a bir şey söyleme ne olur. Hazal'a da ne olursun Kenan. Kenan yalvarıyorum. Söylemeyeceğim. Ama senin için değil, annen için. Zavallı kadın bu rezilliği görüp de mahvolmasın diye. bir daha da ne yüzünü görmek ne sesini duymak istiyorum. Bir daha karşıma çıkma. Şimdi defol git buradan. Defol!